Şimdi bunun içinde kitleme var. Tamam. Klips var, kafa var. Yani şu vaziyet. Şu vaziyet olduktan sonra kitleme kafasını takıyoruz. Ondan sonra piston. Bazen pistona bağlı olabiliyor. Bazen de tek başına çalışabiliyor. He. Yani pistondan farklı. Zaten yaptığı işlem aynıdır. İlk önce piston şu kafaya basıyor. Arkadaki o büyük olan. Evet, şuna basıyor. Evet. Arkadaki kitleme kafası aynı mesafede ilerliyor. Sadece klipslerin dışarı çıkmamasını engelliyor. Ama klipsleri zorlamıyor. He. Arkadan gelen kitleme kafası. Bu istediğin tonaja geldiği zaman, istediğin bar ve tonaja geldiği zaman içerideki kitleme kafası direkt bunlara basıp bunları çakıyor içeriye doğru. Bu genelde 150, en düşüğü 150 olması lazım. Sağlıklı bir kitleme olabilmesi için 200 bara kadar, 250 bara kadar da çıkabiliyor. Pistonun kalibrasyon şeyine bağlı. Yani 200'e kadar çıkabiliyor ama 150'den sonrası, 135-150'den sonrası sağlıklı bir kitleme. Ama eğer 150'ye kitleyemiyorsan ya pistonda sıkıntı vardır veya halat istediğin tonaja gerilmemiştir. Şu an bu 350 bara kadar çıktı. Şimdi bazen pistonda 5-10 bar kayıp olabiliyor. Yani direkt germeden kitlemeye çevirdiğin zaman. Onu önlemek için 350'de kitlemiyorsun, 360'a çıkıyorsun. Kitlediğin zaman zaten o 350'ye geliyor. Yani kimse diyemez ki. Yani hiç kimse çıkıp diyemez. Ben bunu 350'den aldım, 350'ye kitliyorum. Yani illa bir 5-10 bar kaybı var. O 5-10 bar kaybını önlemek için az önce belki gördün, 360'a çıktım, 370'e çıktım. Evet. O 370'e çıkıp kitlediğin zaman direkt o 350 bara kitlenmiştir. Şimdi makineye gelelim. Bu hidrolik compression machine'de. Tamam, çalıştır. Çalıştır mı? Makine. Basılı tut. Şu an kitlemeye geldi. Kitlemeye bırak. Bunlar biraz daha açısı düşük. Bunların sebebi deldiğin delgiyi hangi açıyla deldiysen o açıyla germen gerekiyor. Çünkü sen bunu eğer 5 derecelik bir açıyla gerdiğin zaman içeride bir kavis yapıyor. Sağlıklı geremiyorsun. Sağlıklı tonajı alamıyorsun. O yüzden hangi